Birinci round. Soldrek. İki boksör de düz guard sevgili izleyiciler. 26 yaşındaki Casimiro, 23 yaşındaki Charlie Edwards. Casimiro. Acele etmiyor. Filipinli boksör. Filipinli deyince akla Pac-Man, Manny Pacquiao gelir. Onun da 5 Kasım'da ringe çıkacağı açıklandı. 8 ayrı siklette dünya şampiyonluğu yaşayan Manny Pacquiao'nun maç tarihi de açıklanmış oldu. Buradan sizlere aktarmak istiyorum. Tabii tarihi açıklandı. Rakibi de belli. WBO'da yarı orta siklette dünya şampiyonluk maçı rakibi Jesse Vargas. Jesse Vargas Satam Ali'yi yenmişti. Timothy Bradley'i yenmiş. Yenememişti. Timothy Bradley onu yendi. Puanla sonra Satam Ali kemer boşa çıktı. Satam Ali ile karşılaştı ve Jesse Vargas yeni şampiyon oldu. Satam Ali gibi çok önemli bir ismi. 22 maçta 22 galibiyeti bulunan Satam Ali'yi knockout'la mağlup etmişti Jesse Vargas. Şimdi Pac-Man'e rakip oluyor. Ne zaman? 5 Kasım'da. 5 Kasım'da Avni Yıldırım'ın da maçı var. Soldrek. Boşluğundan yakaladı rakibi Casimiro. Soldrek. Çok genç bir isim. Yani 23 yaşında gibi bir görüntüsü de yok aslında. Charlie Edwards'ın 17-18 yaşlarında ergenliği yeni bitirmiş genç bir isim gibi yüz hatları. Charlie Edwards'ın 23 yaşında. Soldrekler. Ve mücadelenin hakemi sevgili izleyiciler. Maç rolantide başladı diyebiliriz. İki boksör de birbirlerini tartmaya ve tanımaya çalışıyorlar. Haftaya Polonya-Almanya dönüşümlü 17 Eylül Cumartesi. Murat Arslan, Nuri Seferi, Glowacki, Usyk. Karşılaşmaları biri Polonya'da biri Almanya'da. Yani mücadelenin Edwards tarafındaki antrenörü. İkinci round. Soldrek. Yumruk kombinasyonu girişimi Charlie Edwards. Mesafeli duruyor. Bakın 1,5-2 metreye yakın bir mesafeden rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. O distans farkını kapatmak konusunda biraz sıkıntılar yaşıyor. Henüz 9. karşılaşması profesyonel kariyerinde. Charlie Edwards'ın rakibi çok daha tecrübeli ve bir dünya şampiyonu olarak geldi İngiltere'ye. Londra'ya. Şimdi bakın burada çok sert bir mücadele sergilendi. Bir kez Almanya'da, diğer tüm karşılaşmalarını Charlie Edwards İngiltere'de yaptı. Casimiro kariyerinde bugüne kadar İngiltere'de hiç maça çıkmamıştı. Bu bir ilk. Panama'da, Meksika'da, Filipinler'de, Tayland'da, Çin'de, Nikaragua'da maçlar yaptı. Hatta Arjantin'de ringe çıktı. Ama ilk kez İngiltere'de boy gösteriyor John Riel Casimiro. Bu sikletin IBF'teki dünya şampiyonu. Soldrek. Soldrek denemeleri devam ediyor. Uzaktan boks tarzı sürüyor. Sağ mükemmel, çok hızlı vurdu. Filipinli boksör uzun çoraplarıyla da dikkat çekiyor. Galiba kilotlu çorap. Ta yukarı kadar gidiyor baksanıza. Soldrek.
Direkt yolladı. Sol direkt bir tane daha. Sol koşe. Sol direkt denemeleri midesine doğru. Charlie Edwards'dan. Epson da dünyaya geldi. Düzeltiyorum, Sutton da dünyaya geldi. Epson da hayatını sürdürüyor. Charlie Edwards. %38 knockout oranı var ekrandaki Charlie Edwards'ın. %56 Casimero'nun knockout oranı. 8 maç olmasına rağmen 51 roundluk bir tecrübeye sahip Charlie Edwards ekranlardaki boksör. Casimero şu ana kadar 158 roundu geride bıraktı. Bu karşılaşma hariç. Round 3. Sadrak eldivene isabet ediyor. Casimero 1.65 boyunda. 1.63 boyunda Casimero, 1.68 boyunda Edwards. Kaç kiloda mücadele olduğunu da söyleyeyim sizlere. 50.3. İki boksörün de verdikleri tartım bu. Frank Siklet'in maksimumu 50.8. 500'er gram daha hafif geldiler maksimum kilodan. Rahat bir tartım verdi iki boksörde. Sağ kroşe, sol kroşe, karşılıklı bu yumruklar. Sağ kroşe tutturamadı ama aparkat fena değildi. Sol direkler aynı anda. Bakın çok sert yumruklara başvuruyor şimdi şampiyon. Sol direklere yakalanmadı. Aparkat sol direk bakın tutmuyor. Bu kadar uzak mesafeden bunu başarması zaten çok güç. Rakibi ok gibi saplanamıyor bir türlü. Sol direkler. İngiliz boksör Filipinli'yi hem yanına çekemiyor hem de yanına gidemiyor. Sol direkler devam etti İngiliz boksörden. Filipinli üzerine sert gitti ama süre yetmedi, round bitti. 26 yaşındaki Filipinli boksör. Haftaya büyük maçlar var yine. Türkiye ekran başına. Yer Almanya Stuttgart. Zonguldaklı eski dünya şampiyonu boksörümüz Fırat Arslan 91 kiloda WBO Avrupa şampiyonluk maçına çıkıyor. Rakibi eski şampiyon Arnavutların yıldız boksörü Nuri Seferi. İkinci durak Polonya 91 kiloda WBO dünya şampiyonluk maçında iki süperstar şampiyon karşı karşıya. Bir tarafta yenilgisiz olimpiyat şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk, diğer tarafta 26 maçta 26 galibiyette rakip tanımaz Polonyalı Krzysztof Kłowacki. It's over! Kłowacki with the amazing 11th round knockout! Gelecek hafta 17 Eylül Cumartesi akşamı 23.30'dan itibaren canlı yayınla görüşümlü olarak Almanya-Polonya şampiyonluk geceleri sadece NTV Spor'da. Dördüncü round. IBF'de Snack Siklet'te 50.8 kiloya tekabül eden İngiliz ağırlık ölçü birimine göre 112 pound'a tekabül eden bu kilo Avrupa ölçü birimine göre 50.8'e geliyor. İki boksör de tartımlarını 50.3 şeklinde verdiler.
Kolay bir tartım oldu onlar için. Çok hareketli olmuyor. Bu sikletlerde. Roman Gonzalez. Bu siklette. Çok büyük bir süperstar. Floyd Mayweather'ın o rekoruna en çok yaklaşan isimlerin başında şu anda 45 maç 45 galibiyeti bulunan Roman Gonzalez. Quadros'la maçı var bu hafta. Aparkat arka arka iki tane. Ve şimdi maç alevlenmeye başladı gibi. Dördüncü roundda. Şimdi bir aparkat. Arkasından yumruklar sert şekilde devam ediyor. Filipinli boksör İngiliz'i yakaladı gibi. Tecrübesiyle aslında ezmesi lazım. Şu ana kadar bunu göstermedi. Ağırlığını koysa maça ciddi pozisyonlar yaratabilir. Acele etmiyor Casimiro. Sol direk geldi İngiliz'den. Sağ kroşe. Sol direk. Aparkat, sağ kroşe. Dördüncü round. Karşılaşmanın şu ana kadar en iyi roundu diyebilirim. Sol direk. Sol kaşında bir açılma var. Filipinli boksör Casimiro'nun. Ve bu arada sevgili izleyiciler. Dilden sonra biraz tansiyon yükseldi. İşte bakın burada aparkat ciddi anlamda sersemletti. Charlie Edwards orada bir sersemledi. Sonrasında toparladı kendisini. Uyarılarda bulunuyor zil sesini dinle diye. Zilden sonra hareket etme diye. Çünkü ikinci kez yaptı bunu Filipinli boksör Casimiro. Sol direkler. Kroşe. Aparkat sol direk. Sol direk, sağ kroşe, sol aparkat. Bakın mükemmel bir sağ kroşe daha geldi. Filipinli Casimiro'dan İngiliz'de aradan bir tane yerleştirdi. Sol direk. Eğilerek midesine uzanmaya çalıştı. Charlie Edwards, İngiliz boksör. Wow, bakın bu iyiydi. İşte fena değildi bu yumruk. Sol direk. Yaklaştığı zaman Casimiro çok etkili oluyor. Uzakta kaldığında da sonuca giden yumruklara bir türlü bulamıyor Charlie Edwards. Sol direk. Sol direkler bakın yakın mesafeden şimdi bunlar iyi. Sağ kroşe İngiliz boksörden.
başındaki açılma ne kadar problem yaratacak? Bu tabi konuşuluyor. Antrenörün önünde az önce söylediklerime adeta nazire yaparcasına yakın mesafeye girme, mesafeyle ilgili sıkıntısının olduğunu anlatıyor. O mesafe ayarlamasıyla ilgili problemi var. Altıncı round. Bu arada havlu üzerinde kalmış. İnanılır gibi bir görüntü değildi. Dişlikleri kontrol etti, devam ediyorlar. John Real Casimero. Filipin'de doğdu, Filipinler'de yaşıyor. Kontra yumruklara da dikkat etmesi gerektiği ile ilgili ikazları var. Kendisinin de kontraya çıkarken planını anlattı orada antrenörü. Bakın biraz daha yakın mesafeye giriyor. Rakibin uzanma mesafesinin dışında durmak tabii ki önemli. Şampiyon olarak geldi. Şampiyon olarak dönmek istiyor. Casimero buna izin vermemek için. Edwards'ın planları var. Sol direkler. Karşılaşmada şu anda tabii kim önde kim geride. Casimero'nun ben önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sağ kroşe, sol direk geldi İngiliz boksörden. Sadrek. Golovkin'le Cal Brook arasında yapılan mücadelede Golovkin 301 yumruk atmış. Brook 261. Golovkin 301 yumruğun 133'ünü isabet ettirmiş. Cal Brook 261 yumruğun 85 tanesini. 5 round'un bilançosu bu. İlk round programımız cuma akşamı olacak. Orada her şeyi konuşacağız zaten. Sol direkt midesine Charlie Edwards'tan. Yani karşılaşma 12 round sürseymiş. Ciddi bir yumruk oranı olacaktı. 17 Eylül Cumartesi çok önemli. Bir arkadaşımız bu karşılaşma için taraf tuttuğumu yazmış da kimin tarafını tutabilirim ki, ikisini de hayatımda hiç görmedim. Sol direk. Sağ kroşe çok sert. Filipinli boksör çok fena bir sağ kroşe vurdu. Açıkçası İngiliz Charlie Edwards 9. karşılaşmasında SOS vermeye başladı. Çok kuvvetli bir rakip var karşısında. Şu ana kadar round aldı mı almadı mı bu tartışılmalı. Sol direk. Sağ kroşe. 23 yaşındaki Edwards, Charlie Edwards. 26 yaşındaki Casimero. Şampiyon Casimero şu anda ringe şampiyon olarak geldi. Mideye sol direk. Casimero temposunu artırdığı anda, vites yükselttiğinde kendi kimliğine bürünebiliyor. İngiltere'de heyecanlar tabii ki bu haftayla sınırlı değil. 24 Eylül tarihinde de sadece 17 Eylül değil.
24 Eylül'ü de tanıtmak isterim sizlere. Belaltı bir vuruş var bu arada. Aparkat geliyor. Bir tane daha geldi. 7. roundda Casimiro fena bir baskı kurdu. Edwards sarılarak tutturabildi ayakta. İngiltere'de büyük bir deplasmanda Casimiro sazı elinde bulunduruyor, tutuyor. Onu söyleyebiliriz. Sazı elini aldı ve bırakmadı bir türlü. 24 Eylül'de bakın o kadar önemli bir karşılaşma ki Anthony Kroll'la Jorge Linares karşı karşıya gelecek. Jorge Linares WBC'nin dünya şampiyonu. Eski dünya şampiyonu. Anthony Kroll'la WBA'nin dünya şampiyonu. İngiltere'de olmazsa olmaz bir heyecan sizi bekliyor. 24 Eylül'de de İngiltere'de olacak. Boks heyecanı, Matchroom geceleri boksta gerçekten sürükleyici. Manchester'da olacak o maç, Londra'da değil. Onun altını önemli çizmek istiyorum. WBA dünya şampiyonluğu hafif siklette. 61.2 kiloya geliyor. Çok hareketli bir maç olacak. Floyd Mayweather'ın takibinde olan bir gece. John Real Casimiro, Charlie Edwards karşılaşmasında yeni bir round yine Casimiro'nun sert yumruklarıyla başladı. Sarılma diyor hakem. Boşluğuna attığı yumruklar. Sol köşeden kaçtı Charlie Edwards. Sol direkt tekrar isabetli. Sekizinci roundda Casimiro üzerine gelen rakibi biraz bekliyor, ondan sonra harekete geçiyor. Sağ kroşe süper. Müthiş bir sol kroşeyle tamamlıyor. Aparkat tutmadı. İkincisi de aynı şekilde. Aparkat. Boşluğunda şimdi biraz çalıştı. Yine sol direk. Charlie Edwards. Casimiro'ya rakip olur diye koydular karşına. Eğer maçı nakavt olmadan bitirirse onun için iyi bir deneyim olmuş olacak. Maçı puanla kazanması bir mucize gibi. Sekizinci roundu da bitiriyoruz. How you feeling? Talk to me. Right. Yeah, okay. In forward. Okay, you've just got to stick to the boxing now, yeah? All the time. Jab, move, step out, left hand tight. And you've got to start getting your own right hand on now as well. Every time you're moving out now, you've got to get the left hand back to your chin. Right hand up the middle yourself. Uppercut, look for it. When he comes, he's on. Uppercut, left, you can move. Okay. Everything got behind that jab again, okay? 12 minutes, we've got 12 minutes. How you feeling? All right. Yeah, okay, yeah? Okay. Let's show me a bit of balls now. Let's show me what you've got, yeah? You said you're gonna have the moments like this. It's gonna get, you know, it's gonna get like this sometimes. You've got to dig deep now and show me where you're from. I want to see a switch on. Sürekli sol direk yiyip duruyorsun. Aparkat vurmayı dene. Neler yapabileceğini bana bu roundda göster de görelim gibisinden bir açıklamalar antrenöründen. Bence kroşelere de dikkat etmesi lazım daha çok.
Rakibin vurduğu her apakat Charlie Edwards'ı biraz şekerleme yapmasına sebep oldu. Ama bu derin uykuya geçmemesi için antrenöründen uyarılardı bunlar. Midesine uzanmaya çalışıyor tekrar. Bir gardını kapatıyor. Bakın sağ kroşe geldi şimdi. Sürekli yön değiştiriyor yakalanmamak için rakibine. Steve Gray maçın hakemi ayırdı. Sol direk. Sol direk yine. Casimiro peşinde. Sol koşa çok sert. Bakın dikkatinizi çekmek istiyorum. 9. rounda kadar geldik. Karşılaşmanın ilk 4. roundu zaten ne olduğu belli değildi. Ama 4. rounddan sonra 4 dahil buna. 4'ün yarısı son dilimi dahil. Casimiro'nun ne kadar yetenekli, ne kadar güçlü bir boksör olduğunu burada görmüş olduk. Değerli izleyiciler. Arka arkaya yumruklar. Kardinal rakibinin. Sol koşa yüzünü sıyırıyor. Evet arkadaşlarımız hazırlamışlar. Golovkin'in knockout görüntüsüyle bitireceğiz geceyi bu karşılaşmanın sonunda. Sağ koşe. Sol koşe tekrar. Casimiro yakaladı yine. Elini kaptırdı ama. Sayılıyor. Hakem step back step back diyor, geri adım atın diyor. Sonra devam edince de Casimiro'ya kızıyor. Stop demesi lazım boksörün durması için. 513 sonucu belki kabul edilebilir. Hatta ve hatta Fuatol'ün maçı kazandığına dair yorumları da ben haksız saymıyorum. İlk round programında bunları tartışmaya tabii ki açacağız. Onuncu round başladı. Wow, mükemmel bir sağ koşa geldi. İngiliz boksör çok fena yakaladı orada Casimiro'yu, şampiyon boksörü. Bir lucky punch her şeyi değiştirebilirdi. Bakın bu ona çok güzel bir örnek. Şanslı yumruk anlamında. Şimdi Casimiro bastırıyor. Casimiro sol koşesi boşa gitti. Eskiviyle kaçtı o bölgeden Charlie Edwards. Sol koşa Charlie Edwards'tan yine. 10. rounda sıkı maç oluyor. Karaciğerine bir darbe. Hissettirmedi bunu Charlie Edwards. Sağ koşu geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Ve bir sol koşu. İnanılmaz bir sol koşu. Ve İngiliz boksör ayağa kalkamıyor. Fena yıktı. Bana doğru yürü diyor hakem. Bitirecek neredeyse. Herkes bitir diyor bakın seyirciler. Casimiro. Acımasız bir adam. İşte bakın knockout. Dünya şampiyonluk unvanını korumaya devam ediyor. Referee Steve Gray stops the contest. In his opinion, Charlie Edwards in no position to continue. The winner and still the IBF flyweight champion of the world, John Riel, gets a medal.